Maalesef özellikle 1940'lı yıllar ve müdahale dönemleri Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinden, özünden, birleştirici ruhundan uzaklaşma dönemleri olmuştur. Böyle dönemlerde toplumun farklı kesimleri arasında uçurumlar büyütülmüş, Türkiye içine kapatılmış, topluma dayatmalar yapılmış, sosyal hayatta olduğu kadar iktisatta da ilk istikametten sapılmıştır. Şu yanılgıdan hassasiyetle uzak durmamız gerektiğini de burada vurgulamak isterim. Bugün Cumhuriyetimizin temel dinamiği, temel felsefesi gibi lanse edilen birçok görüş ve uygulama, Cumhuriyetimizin kuruluş dönemine değil, sonraki dönemlere aittir. Bunu birbirine karıştırmamamız gerekir. Sermayeyi renklere ayırmak, tasnif etmek, makbul ve makbul olmayan iş adamları ayrımı yapmak kesinlikle bir cumhuriyet anlayışı değildir. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin büyük sermayedarlarına öz evlat muamelesi yapıp Anadolu sermayesini horlamak, itip kalkmak asla ve asla cumhuriyetin iktisat politikası değildir. 90. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sıkça yaptığım şu vurguyu burada tekrarlamak isterim. Cumhuriyet nasıl ki sadece seçkinlerin cumhuriyeti değilse, seçkin sermaye çevrelerinin de cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet İstanbul sermayesinin olduğu kadar Gaziantep, Kayseri, Uşak, Manisa, Denizli'nin 81 vilayetteki her bir iş adamının, esnafın, çiftçinin de cumhuriyetidir. Cumhuriyet zenginin olduğu kadar fakirin, sermayenin olduğu kadar emeğin, işverenin olduğu kadar işçinin de cumhuriyetidir. Nasıl ki bugünlere ulaşmamızda Anadolu ve Trakya'daki hemen her ailenin en az bir şehidinin kahramanlığı ve fedakarlığı varsa, hiç kuşkusuz 76 milyonun ve hepimizin ecdadının da bu cumhuriyette emeği vardır, alın teri vardır, gayreti vardır. Evet, bu cumhuriyeti birlikte kurduk, birlikte bugünlere taşıdık ve hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Şehitlerimiz kanlarıyla bizlere bu yolu açarken, çalışanlarımız da alın teriyle, emekleriyle bu yoldan ilerlediler ve bugünümüzü inşa ettiler. Devraldığımız mirasın kutsiyetine uygun olarak, emek sarf ederek, çalışarak, mücadele ederek bu cumhuriyeti inşallah çok daha yüksek seviyelere, hak ettiği seviyelere birlikte ulaştıracağız. 90 yılın tecrübesi bize göstermiştir ki cumhuriyet nutuklarla, ayrıştırmalarla, kutuplaştırmalarla, özellikle de reddederek, inkar ederek, asimile ederek değil, işle, emekle, yatırımla, birlik ve kardeşlikle büyür, yücelir. Yine 90 yıl bize çok net olarak göstermiştir ki Türkiye ekonomisi demokrasiye, kardeşlik ve dayanışmaya paralel olarak büyüme kaydetmiş, iç sorunların, ayrıştırmaların, sanal tartışmaların, özellikle de müdahalelerin olduğu dönemlerde ekonomimiz daralmış, kan kaybetmiştir.